Sisler Bulvarı'ndan iyilikler, esenlikler diliyoruz. Tabii ülke gündemine artık seçim var ve biz de tabii ki seçimle ilgili konulara değinmeye, konulara girmeye devam edeceğiz. Ve konuğumuz Erdal Beşikçioğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Erdal Beşikçioğlu'nu tabii bizler çok yakından tanımıyoruz. Çok yakından tanıdığımız dediğimizde şu: kendisini tiyatrocu, kendisini sinemacı ve birçok dizi filminin önemli kahramanı, ödüllü sanatçı, hep bu yönleriyle daha çok biliyoruz. Bir kez de Bir Demir'in Hatıra Defteri oyununu izledikten sonra Deniz Zeyrek'le beraber Erdal Bey'in bir yanına gittik. Tam oyunun bittikten sonra kuliste böyle bir hatıra fotoğrafı da çektirmiştik. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Erdal Bey'in birdenbire Etimesgut, Ankara'nın Etimesgut ilçesinden belediye başkanı adayı, aday olacağını öğrendiğimiz zaman hemen bu konuyu ilk herhalde Türkiye'de duyuran gazeteci de ben oldum. Anında televizyonumuz Sözcü TV'ye Erdal Bey'in adaylık konusunu gündeme getirdik ve kendisine de hoş geldin diyoruz. Erdal Bey, bu siyaset, yani sinemada, tiyatroda zirvede olan bir isim olarak siyaset nereden geldi? Siyaset işine nasıl girdiniz? Siyaset zaten tiyatro sanatının kendi orijininde olan bir şey. Yani insan, sistem ve devlet ilişkisini her zaman irdeleyen, sosyo-kültürel yapıyı tahlil eden bir aslında sanat dalı. Tabii yani siz televizyonda insanlarla beraber olduğunuz zaman sizin özgeçmişiniz hakkında yeterli bir bilgiye sahip olmuyor. Yaptığınız işle ilgileniyorlar. Oysa ki ben akademik bir oyuncuyum. Yani Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı 4 yılda bitirip mecburi hizmetimi de isteyerek Diyarbakır'da yapmış bir sanatçı adayıydım o zamanlar. Zaten siyasetin içinde insana dokunan, insanın sistemle arasındaki iletişimi kurmaya çalışan bir yapıydı. Yani bir tiyatronun aslında repertuarını oluşturmak, kendi içerisindeki o ülkede, o şehirde ya da o mahallede yaşayan sosyokültürü irdelemekle ancak mümkün olabilirdi. Diyarbakır'da da görev yaptığım sırada müdürlük yaptık Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun ve o konjonktürde repertuarını hazırladık. Ama tabii ki biz bir yere bağlı olmadan özgürce ağzımıza geleni söylediğimiz bir yapının içindeydik. Bir gece ben Kafka'yı çok seviyorum ve Prag'a gittik. Prag'da eşimle beraber dolaşırken bir telefon geldi. Ankara İl Başkanımız aradı, Ümit Bey. Erdal Bey, sizinle biz bir görüşmek istiyoruz dedi. Ben de dedim ki Elvin'e, eyvah. Eyvah dedim Elvin yani. Bir şeyler geliyor benim anladığım ama tabii ki ne olduğunu bilmiyorum. Daha sonra Ümit Bey durumu anlattı bana. Böyle böyle bir durum var dedi. Etimesgut Belediye Başkanı adaylığı konusunda seni düşünüyoruz. Siyasetle aran nasıl? İster misin böyle bir şey? İhtiyacımız var sana. Çünkü o bölgenin sosyo-kültürel yapısı oradaki entelektüel seviyenin çok altında kaldığından bahsetti. Böyle bir tahlil yapmış. Bu tahlillerin hepsi benim önüme koydu. Bayağı uzun düşündüm. İlk önce kabul etmedim. Çünkü dedim ki yani bir sanatçıyım ben yani. Belediye başkanlığı ben daha anlamam böyle bir şeyden. Hani tamam eyvallah yapabiliriz. Hizmettir nihayetinde. Ondan sonra Ümit Bey dedi ki Erdal'cığım dedi, şu andaki belediye başkanının mesleği muhasebeci. Yani doktorumuz var, müteahhitimiz var, berberimiz var. Bir belediye başkanı hizmet başkanlığıdır dedi. Çok güzel demiş. Evet. Ya bu konuda dedi, senin hizmetine ihtiyacımız var. Bilgi birikimine ihtiyacımız var. Ben de dedim ki, ya Ümit Başkan dedim, 10 yıldır tiyatro yapıyorum. Tek bir kişiyi, siyasetçiyi ben sahneme getiremedim. Madem öyle dedim, ben de siyaset sahnesine çıkayım o zaman. Evet, çok iyi yapmışsın. Mevzu bu. İkna etmeleri biraz uzun sürdü ama Özgür Bey'le beraber oradan girdiler, buradan girdiler, ikna ettiler. Evet, hayırlı olsun. Hayırlı başarılar diliyoruz. Etimesgut özellikle, yani Etimeskut'ta sizin herhangi bir bağlantınız falan geçmiş dönemde yok herhalde ama yani, Ankara'da yaşayan. Ankaralı olarak o kadar. Evet, o kadar. Evet. Köken olarak bildiğim kadarıyla Ordulusunuz baba herhalde. Tarafı Ünye. Baba tarafı Ünye. Anne tarafı da Yugoslav. Buraya göçüyorlar ve Mamak'a yerleşiyorlar aslında. Mamak'ta 3 tane bizim soyadı alıyorlar. Bunlardan bir tanesi Cavcav, bir tanesi Mamak, bir tanesi de Muratal. Amcalar orada buğdaycılık yapıyorlar. Ankara Un Sanayi'ni kuruyorlar. Rahmetli İlhan Bey de hakikaten Un Sanayi deyince efsane bir başkandı. Ben yani bir Süleyman Seba, iki İlhan Cavcav. Türk futboluna efsane kazanımlar bırakmış iki değerli insan bence. Evet. Siz şimdi siyasete böyle böylece bir adım attınız. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Siyasete tam adım atmadım diyelim. Hizmete tam adım attım diyelim. Peki, anladım. Hizmete tam adım attınız. Peki böyle hedefleriniz nedir? Yani belediye başkanı tamam, güzel adaylık teklif etti. Hayırlı olur, inşallah kazanırsınız. Hedefiniz nedir? Mesela Etimesgut'ta neler yapacaksınız? Ne vaatlerde bulunacaksınız? Şimdi artık bundan sonra sokakta görmeye başladık sizi. Etimesgut sokaklarında, caddelerinde dolaşıyorsunuz. Halkla kucaklaşıyorsunuz. Neler vaat edeceksiniz? Veya insanlar sizden neler bekliyor? Ben bir şey vaat etmeyeceğim. Soruyorum insanlara. Neye ihtiyacınız var? Nedir? İhtiyaçlar dahilinde toplumsal barışı kucaklayabilecek bir yapı yaratmaya çalışacağım ben sadece. Çünkü artık ülkede fanatizm doğmaya başladı siyasi partiler arasında. Bu hizmeti de etkiliyor bence. Ama ben biraz daha hani kucaklayıcı, tandanslara bakmadan sadece hizmet odaklı eylemler gerçekleştirmeye çalışıyorum. İşte yaklaşık 10 gündür bu işin içerisindeyim. Çok gezmek istiyorum, çok sohbet etmek istiyorum. Ama sosyal desteklerde bulunmak benim çok arzu ve isteğim açıkçası. Ben rantı anlamam. Yani rant siyasetinden de hiç hoşlanmıyorum açıkçası. Aman öyle olsun. Tabii ki öyle. Sizden de o beklenir. Teşekkür ederim. Ben biraz daha sosyokültürü, biraz daha hani kendi içerisinde entelektüel seviyesini yükselten ama katılımcı bir belediyecilikle aslında halkın kendini yönettiği bir yapıyı kurmaya çalışacağım. Bu bir ütopya gibi görünüyor ama İhsal ilişkisidir bu. Eğer onların kalbine girebilirsem, söylediğim sözlere inandırabilirsem ki inanç çok önemli. Sanırım arzu ettiğim o mahallede mutluluğa ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Çok istek var. Çok istek var. Belediye başkanımız sağ olsun elinden gelen her şeyi yapmış. Yaptıkları tabii ki bizim için büyük bir değer. Ama bazı yapılarda binayı yapabilirsiniz ama içindeki işletme boş kaldığı zaman o binanın gerçekten hiçbir manası kalmıyor. Şimdi bakıyorum kültür merkezi yapılmış. Kültür merkezinin içi boş. Devlet tiyatrolarıyla beraber bir ortaklaşa hareket edilmek istenmiş ki bu çok tuhaf geliyor bana. Eğer devlet tiyatrosu orada olacaksa o kültür merkezinin belediyenin yapmasına gerek yoktu zaten. Devlet de yapabilirdi oradaki kültür merkezini. Ama biz oranın sorunlarından, oranın sosyolojik yapısını irdeleyen, oradaki insana dokunabilen oyunları ön plana çıkıp kendi mahallemize uygun bir hale getirmeye çalışacağız. Sosyal yardımlar keza öyle. Çok genç aileler var. Yani 30 yaşında, 35 yaşında 3 kişilik aileler var. Ama bir de baba, anne eklendiği zaman bu aileye, bir de eğer anne baba sorun çıkarttığı zaman bu iki genç bireyin ailesini devam ettirmek için büyük zorluklar çektiğini gördük. Yani çok basit bir örnek yani. Alzheimer. Yani benim babam Alzheimer'dan vefat etti maalesef. Bu da benim babama karşı bir sözümdü öldükten sonra. Pandemiden sonra maalesef yaşlılarımıza uygulanan politik bir takım durumlar yüzünden bu hastalığın ilerlemesi çok hızlandı tabii ki. Yani bir Alzheimer merkezi kurmak. Ama öyle babayı ya da anneyi oraya terk edecek şekilde değil de sabah mesaiye gidecek şekilde almak. Hem ailenin içinde hem de ailenin dışında ve o aileyi, o genç bireyleri biraz daha böyle rahatlatıp kendi sosyal etkinliklerine devam ettirip aileleriyle ve çocuklarıyla çok daha nasıl diyeyim iyi iletişim kurmalarını sağlamak. Derdi olan insanın iletişimi bozuktur. Hakikaten maalesef. Öyle. Doğru. Maalesef. Evet. Biz yardım ettiğimiz sürece insanların yüzü gülmeye başladığı zaman asıl üretime o zaman başlayacağımıza inanıyorum. Benim işim insan. Evet belki rant bilmem ama insanı çok iyi bilirim. Onun kalbini çok iyi bilirim. Onun arzusunu, isteğini çok iyi bilirim. Ki keza yani ben maalesef benim seyircim şimdi seçmen olarak adlandırılacak. Benim en ağrıma giden taraf o açıkçası. Ama her bir oyunda tek tek Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'ndan beri biriktirdiğim bir hazine aslında benim seyircim. Diyarbakır'da siz uzun süre kaldınız herhalde. Evet, çok uzun süre kaldık. Çok da enteresan bir dönemde kaldık. Hayri Kozakçıoğlu dönemindeydi. Evet, ilk olağanüstü hal bölge valisi. Olağanüstü haldi. Biz orada büyük dertleneceğimizi düşünürken terör örgütüyle bir baktık ki karşımıza kontrgerilla Hizbullah çıktı. Enteresan. Evet. Orada böyle bir size karşı herhangi bir olumsuzluk şeyler yaşandı mı? Bir repertuarımızda dini sömüren bir din adamını anlatıyorduk. Topuzlu diye bir oyun. Bizim tiyatromuzda bomba patladı. Yapmayın. Evet. Yani müsebbibi de belliydi zaten. Hı hı. Yani çok tuhaf bir zaman dilimiydi o. Askerlik keza öyle. Bana devlet dedi ki sen kültür, barışı ve toplumsal uzlaşmayı sağlamak için gideceksin Diyarbakır'a, ki ben öyle gönülden istedim onu zaten. Ama akabinde de askerde de bu yapının tam tersi bir söylemle Hakkari'de, Yüksekova'da, Çukurca'da askerlik yaptım. Tim komutanı olarak. Evet. Nasıldı oraları, o belgeleri siz nasıl buldunuz? İnsanı güzel yani, ama... insan olarak... çok büyük kazanımlar sağladı bana. Kesinlikle doğru. Yani o Güneydoğu'da geçirdiğim askerlik döneminde ülkedeki... Fındık'ta mıydınız? Askerlik orada mıydı? Fındık karakol şey var. Yok, İkinci Jandarma Sınır Tabur Komutanlığı'ndaydık. Çukurca... Ben de oraları samimiyette söyleyeyim. Adım adım bilirim. Ben de bilirim. Fındık'tan yani çıkıyorsun Çukurca'ya, Çukurca'dan Dağlıca, Çayırlı karakoluna, bilmem yani oraları, evet. Işıklı karakolları, o bölgeler o kadar çok gider. Bir de bizi çok dolaştırdılar tabii, evet, o taraflarda. Tabii siz gidince de operasyon çok... bölgesiydi. Yani çok nasıl diyeyim, hani herkes ya nasıldı falan, ya benim için çok iyiydi yani. Çünkü ben kendimi buldum orada yani. Benim için çok keyifliydi. Evet. Şimdi böyle Ankara'da şöyle ilk günlerde şöyle haberler çıktı. İşte Etimesgut'tan sizin adaylığınıza Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in karşı olduğuna ilişkin böyle bazı söylentiler çıktı. Mansur Bey'in herhangi bu konuyla ilgili açıklaması olmadı. Siz Mansur Bey'le herhangi bir görüşmeniz oldu mu daha sonra? Mansur Bey'le sadece adaylık açıklandığı zaman ne düşünüyor dedim. Çünkü Mansur Başkan benim için gerçekten çok değerli. Hem belediyecilik anlayışı, hem sosyal hizmetleri, bu konuda insanlığı. Evet. Yani iki dakika sohbet ettiğiniz zaman gerçekten bir ömür sohbet etmek istiyorsunuz kendisiyle. Tabii sanırım beni kırmamak için çok iyi oldu kardeş dediler bana. Ben de tamam o zaman dedim. Ama Mansur Bey'le bizim hiçbir sıkıntımız olmaz. Ya, yani iki Angaralıyız ki hani o benim abimdir zaten. Ben de elimden gelen tüm kardeşliği yapmaya hazırım zaten. Evet. Mansur Bey daha önce zaten oyunlarınıza falan gelen bir isimdi. Yine evet. Geçmişe şöyle baktığım zaman Kılıçdaroğlu'nun da sizin oyunlarınızda ben birkaç kez görmüştüm, evet, mesela. Evet. Evet. Yani keşke diğer siyasetçilerimiz de aynı şekilde gelseydi. Pek de gelmiyorlar mı? Hiç. Özgür Başkanımız yani bir operaya gitti en yakın zamanda gördüğüm, ama gitmeleri gerektiğine inanıyorum. Çünkü tiyatrolar sosyolojik ekolojiyi aslında en iyi irdeleyen yapılardır yani. Seyircinin aslında bir sesidir, vatandaşın bir sesidir tiyatro. Doğru yapıldığı zaman bence göz ardı etmemek gerekir. Evet. Şimdi sizin tabii çok kıymetli, birbirinden değerli oyunlarınız vardı, filmleriniz vardı. Birisinde vali oluyorsunuz, birisinde işte komiser oluyorsunuz. Bu rollere baktığınız zaman tabii ki çok sayıda... Milli İstihbarat Teşkilatı da var arada. Hangi rol sizin için daha çekiciydi? Neler? Her rol mutlaka farklı. Her rolün verdiği mesajlar farklı, ama böyle baktığın zaman ya ben Etimesgut'ta en çok Etimesgut'u benim şu rolümle sever. Vali. Valiyle mi? Vali. Bir de sosyal adalet konusunda sanırım Behzat Ç. Yani çünkü bunların hepsini kabul etme sebebim benimle empatik bir yapıda olması aslında. Benim şu ana kadar Erdal Beşikçioğlu olarak dışarıda söylediğim lafların hepsini 80 milyona ilettiğim aslında aracı, tabii, diziler bunların, evet, hepsi. Nasıl, Vali Bey'i biraz anlatır mısınız rahmetliyi? Recep Bey mi? Recep Bey'in o kitaplarını okudum. Vali'nin teklifi geldiği zaman ben dedim ki ben daha 30 yaşındayım. Yani bir devlet, Erdal Bey, valimiz de 30 yaşında vali oldu zaten dediler. O zaman değişti ve sonra incelemeye başladık. Güneydoğu'da yaptıkları Erzincan'da yaptıkları, Tokat'ta yaptıkları, yani Denizli'de yaptıkları o kadar önde bir adamdı ki, hani bizde şöyle bir laf vardır. Eğer toplumun 2 adım önündeyseniz toplum sizi kucaklayabilir. Ama bu yarım adım daha öne çıkarsa toplum size yabancılaşabilir. Toplumun çok önündeydi. Ve o yüzden de büyük bir sevgi seli vardı, evet, kendisine vardı. Karşı. Ama o kadar bu vatandaş tarafından sevgi selinde kıskançlık tarafı da vardı tabii. Hayatını yani bitmesinin tek sebebi de o kıskançlık da aslında. Evet. Toplumsal bir valiydi. Halkını çok severdi ve halkı için mücadele eden bir valiydi ki yani benim için çok değerliydi. Peki bu komiser Behzat nedir? Behzat Ç. Adalet duygusunun arayışı aslında. Öyle mi yani diyorsun? Vicdani adaleti vurgulamaya çalıştık biz orada. Yani hesapların çıkarlar üzerinden yapılmaması gerektiğini anlatmaya çalıştık. Vicdani bir adalete sahip bir insanın neler yapabileceğini anlatmaya çalıştık Behzat Ç.'de de. Ki reaksiyon var ki o da bambaşka bir hikayedir. 8 bölümde kaldırılmak zorunda bırakılan bir iştir. Niye kaldırıldı? Çünkü Milli İstihbarat Teşkilatı ve yeni bugünleri anlatan bir vizyonu vardı o işin. O zaman hassastı o konular. Çok hassastı ki bizim değindiğimiz her konu aslında hassas konulardı. Yani Behzat Ç.'de de biz FETÖ terör örgütünün yapılanmasını emniyet içerisinde cesurca anlattığımız zaman biz çok ceza yedik. Ama bir anda konjonktür değişti. Evet ya, öyle oluyor. Tabii. Bir anda konjonktür değişti. Ama biz yine yaya kaldık tabii ki. Olsun, doğru bildiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Yani şey yok, hiç öyle geri dönüş falan olur. Zaman zaman tökezleniyor falan ama. Kalkmasını bildikten sonra. Tabii. Şimdi efendim siyasette şöyle baktığınız zaman işte yeni siyasetçisiniz ama ya şu ben belediye başkanı olsam şunları yaparım. Veya örnek aldığınız böyle siyasetçiler falan bunlar. Örnek aldığım belediye başkanları var tabii ki. Yani. Mesela kim? Büyükelçen mesela yani. Yıllarca Eskişehir'in entelektüel seviyesini yükseltmiş, bilinçli bir yurttaşlar haline çevirmiş durumda Eskişehir, ki Anadolu Üniversitesi bu şehirdeki en önemli orijinini oluşturuyor. Kaldı ki Mansur Başkan, Murat Karayalçın. Yani bunların hepsi sosyal belediyeciliği çok orijinine almış insanlar ve tabii ki benim örnek aldığım insanlar. Kaldı ki eğer hani bu Etimesgut belediye başkanı adaylığında takdirlerini benden yana kullanırlarsa eğer sanırım bu izlekte devam edeceğiz biz de. Çünkü 35-40 yaş arası bir genç aile yapısı, 14-19 yaş arasında çok genç bir kitle var ve bu kitlelere de ben sanırım dokunabileceğimi düşünüyorum yapacağımız sosyal etkinliklerle. Bu sosyal etkinlikler sanat etkinlikleri değil sadece. Eğitim sistemini biliyorsunuz. Yeterince çalkantılı. O da yanlış anlaşıldı zaten. Bu çalkantılı eğitim sisteminde destek olmamız gerekiyor. Ben kuşakların kaybedilmesinin artık karşısındayım. Eğer ailelere bu genç çocukların eğitiminde bir faydamız olacaksa bunun yolları araştırılıp mesela ne bileyim etüt merkezlerinin kurulması ya bu genç arkadaşlara. Emeklilerimize, kaldı ki Mansur Başkan'ın son çıkışı efsane bir çıkış. Yani neden o izlekte devam edilmesin? Yani bu tür şeylerden bahsediyorum aslında ben. Binalar, çok katlı binalar ve gettolar oluşturmak yerine o gettolardan insanları çıkartıp birbirleriyle sosyalleşen bilinçli yurttaşlara dönüştürmek amacındayım açıkçası. Hay inşallah başarılı olursunuz. Şimdi geçenlerde daha yani siyasete atıldım dediğiniz gün hemen bir basın açıklaması yaptığınız gün hemen o gün ertesi gün aleyhinize bazı yayınlar yapılmaya başladı. Davul zurnayla karşılandınız. Vay davul zurnayla işte şehitler var nasıl karşılandı diye bazı şeyler yayınlarda yapıldı aleyhinize. O olayın aslı nedir efendim? Ya bir gün önceden tabii ki ilçeye gittik. İlçede il teşkilatına gittikten sonra ilçede tabii büyük bir coşku yaşandı. Yani davullar, zurnalar, insanların coşkusu hep beraber, ben de heyecanlıyım tabii ki, büyük bir coşkuyla karşılandık ve sohbet ettik arkadaşlarla. Ertesi günde bir baktık ki bu şehit haberlerimizden sonra sanki haber o gün çıkıyormuş gibi. Bir nasıl diyeyim, angajman yarattılar bir anda. Tabii doğru değil bu tür şeyler. Din ve milliyetçilik kavramı bence çok hassas konular. Kesinlikle. Bunun kendi içerisinde bir malzeme haline getirilmesi, bir seçim propagandasına dönüştürülmesini ben bir sanatçı olarak kabul etmekte güçleniyorum. Güçlük çekiyorum açıkçası. Ben çok fazla üstünde durmadım. Asıl üstünde durduğum benim okullardaki gençlerin Anadolu Lisesi'nden başlayarak bir anda başka bir lisan adı altında başka bir okula dönüştürülmesinin aslında travmatik etkisini anlatmaya çalıştım o genç kardeşlerim üzerinden. Yani eğer ben hiçbir zaman karşı değilim İmam Hatip liselerine, ama Anadolu liselerinin sermayesinin üzerine kurulmasına karşıyım. Çok iyi anlıyorum, evet. Yoksa İmam Hatip liseleri, evet, Atatürk'ün, evet, 1924 yılında, evet, kurduğu okullar. Öyle bir şey olabilir mi? Öyle bir şey olamaz. Yani. Aydın din adamı yetiştirilmesi amacıyla kurulmuş. Gerçi günümüzde şurada bir gerçek amacından sapmış durumda. Çünkü kaldı ki şöyle görüyoruz ya, az önce dediğiniz gibi, yani Anadolu Lisesi'nin binasını siz o öğrencileri oradan çıkartın. Bunlar doğru şeyler değil. Evet. Sonuçta baktığım zaman hepsi devletin okulu ama devlet birisine farklı bakıyorsa yanlış bir şey, o anlamda. Öz eleştiriyi doğru yapmamız gerekiyor. Eğer bir hata yapıyorsak o hatayı kabul edip o hatayı düzeltmek için uğraşmalıyız. O hatayı üstünü örtmek için değil. Tabii. Yani benim anlayışım bu. Ya kaldı ki benim eşimin dedesi Atatürk'ün atadığı ilk müftülerden. Evet. Yani ben din eğitimimi Karadeniz'de almışım. Yani o konuda tabii ki vicdan özgürlüğü tarafındayım. Yani dini inançların hiçbir zaman sorgulanmaması gerektiğine inanıyorum. Milliyetçilik kavramını. Evet, böyle. Özellikle bazı çevreler sizi böyle bu konuların işlerini çekmeye de çalışırlar tabii böyle. O yüzden de dikkatli olmak lazım. Yok yani. Ben hayatım boyunca burnumun dikine gittim. O burnumun dikine de gitmeye devam edeceğim. Peki, şimdi Etimesgut'a ilk gittiğinizde az önce anlattığınız çok ilgi, alaka, büyük şey var, teveccüh var sizlere karşı. Hele gençlerde ki beni çok heyecanlandıran bir durum. Gençlerle hareket etmek, gençlerle bir ilçeyi yönetmek beni çok heyecanlandırıyor. Hayatta da eğer bir şeyden heyecan duymuyorsanız eğer yaşamanın bir manası yok açıkçası. Oradaki gençlerin sizin gözünüze bakıp gözlerinin içinin parlaması bile yani ya doğru karar vermişiz herhalde dememe yetti açıkçası. Evet. Erdal Bey, bu çok değişik rollerde bulundunuz tiyatroda, sinemada falan. Hiç belediye başkanı olmadınız mı filmlerinizde, tiyatro oyunlarınızda? Direkten döndü. Öyle. Evet. Ya şöyle ki iki tane alternatif vardı. O zaman Koliba yapım iki tane proje yapıyordu Star'a. Bir tanesi vali, diğeri de belediye başkanının bir hikayesini anlatıyordu. Önce benim belediye başkanı olur musun? Bu orada oynar mısın dedi. Ben yine oynarım dedim. Yine iyi, yani sosyal belediyeciliği belediye anlatan bir senaryoydu. Oynarım dedim. Yalnız dedi, sen dedi devlet adabını biliyorsun Erdal dedi. Gel seni valide değerlendirelim. Ayşe Kuli'nin eserinde dedi. Ki Fikret de belediye başkanını oynamıştı o zaman. Fikret Kuşkan. Evet. Direkten döndü. Evet. Şimdi yeni ilçeye gideceksiniz. Daha doğrusu Etimesgut'a gideceksiniz. Tabii seçim dönemi, rakipleriniz olacak. İşte AKP, MHP ve diğer siyasi partilerden de mutlaka adaylar da çıkacaktır. Nasıl bir yarış özlüyorsunuz orada? Ben yarışın içinde değilim. Ben sadece oradayım ve bir şeyler yapmanın hayali içerisindeyim. Ve bence bir sanatçının da sosyal hayali, sosyal etkinlikler hayali hiçbir siyasetçinin hayaliyle yarışamaz. Bizde sonsuzdur yani. Sonsuz. Evet. Yani bu bağlamda bence orası çok şanslı. Peki şimdi gittiniz, belediye başkanı hayırlısı olursa seçildiniz. Tiyatro sinema, siz bunlardan uzakta kalamazsınız, ne yapacaksınız? Benim her gece zaten siyasetçi yurttaş buluşmasının en güzel yeridir orası. Yani tiyatro seyirciyle buluştuğunuz zaman güzel. Şimdi ben orada seyircimle buluşacağım. Seyircim bana diyecek ki eksiği anlatacak, arzusunu anlatacak, hayalini anlatacak. Ben vatandaştan kopuk bir belediye başkanı olamam ki. Onlar beni var ettiler ve şimdi sıra benim onları var etme zamanı. Evet. Mesela bu yönüyle oyunlarınıza falan herhalde tabii, orada yani halka açık. Repertuarı ona göre düzenleyeceğiz. Şimdi çok tabii tuhaf sosyolojik farklılıklar var Etimesgut'un içerisinde. Eğitim seviyesi çok yüksekte yurttaşlarımız var. Emeklilerimiz çok fazla. Her mahallenin kendi ayrı dinamizmi var benim izlediğim kadarıyla. Mesela ben köylerimizi çok önemsiyorum Etimesgut'taki. 4 tane köye gittim bir an önce yani. Bir bakalım ne oluyor buralarda diye. Ama tabii köylerimizin köy olma işte durumundan çıkıp bir mahalleye dönüşmesi, o imarların geçmesi, tabii ki orada yapacakları... Köyler bitirildi yani bu yönüyle baktığınız zaman. Fevziye Köyü'ne gittik efendim. Ankara'da, başkentinde doğalgaz bağlanmamış köye. Kanalizasyon altyapısı yok, cep telefonları çekmiyor. Başkenttesiniz. Başkentte, evet. Gözden kaçmış. Boşnakların yaşadığı bir köy orası. Mahalle diyelim artık. Burası gözden kaçmış. Ama bazen olur öyle. Biz bu gözden kaçanların hepsini bir toparlayacağız. Şimdi genelde şöyle olur. Siyasetçilerden vatandaşımızın talebi aday olsa bile çok olur. Şimdi mesela siz gittiğiniz zaman sizden talepler başladı mı? Neyi şunu yapalım? Tabii, İşleyen tabii çok. Ki. İşe girmek isteyen olur. Şimdi böyle başladılar mı böyle bu tür talepler? İş istekleri bana gelmedi. Sanırım benim o konuda biraz nobran tavrımdan oldu. Çünkü yani o konunun uzmanı kimse hakkı onundur. Yukarıdan indirme bir şeyle hani benim bu konuya müsamaha göstermem mümkün değil. Yani tam adaletli bir işe yani alınacaksa insanlar böyle adalete göre. Evet. Ama eksiklerini söylediler. Mesela emeklilerimiz dedi ki ya bizim bir kahvemiz yok ya. Behzat Ç. dediler yani komiserim bizim bir şeyimiz yok dediler. Dedim bu kolay bir şey, zor bir şey değil ki yani. Bunların hepsi yapılabilir. Bunların hepsi yani hani yapılması gerekir zaten. Festival bir hafta yapılmış. Festivali yok. Yani ki Etimesgut Mustafa Kemal'in en sevdiği ilçelerden bir tanesi. Evet. Yani güneşin doğduğu ilçe. Bakalım yeniden oraya layığında gereken tüm sosyal yardımlarla, tüm sosyal etkinliklerle, tüm yaşam kalitesini Etimesgut halkının yükseltmeyi düşünüyorum tabii. Yani sanatı falan bir yerde oraya da taşıyacaksınız. Sanat ve yardımlar tabii hepsi beraber. Evet. Hepsi beraber. Halkımızın giderek böyle insanların yardıma ihtiyaç olduğu o kadar çok farklı bir dönem yaşıyoruz ki. Yani örneğin Mansur Bey Ankara'ya ilk göreve devraldığında 120.000 kişi yaklaşık yardım alıyordu. Şimdi sanıyorum 260.000 kişi. İnsanımız giderek yoksullaşıyor. Bunun altından da hakikaten böyle gidişata baktığın zaman kalkınması da artık iyice zorlaşmaya başladı. Dolayısıyla insanlarımızın bir iş sahibi yapılması hakikaten giderek de önem kazanıyor. Aileler perişan. Eskiden köylerden destek alınırdı. Şimdi o destekler köylerde de artık köylü de bir yerde devlet yardımına muhtaç hale gelmiş. Böyle bir süreç yaşanıyor ne yazık ki ülkede. Baktığın zaman böyle insanlar geçmişte işte kuru fasulye aldı, işte şu aldı, bulgur verildi bilmem ne falan çekinirlerdi almaya ama günümüzde artık zorunlu olarak insanlarımız bunu almaya başlıyor. Bakıyorsunuz işte belediye başkanı Mansur Bey yaklaşık 22.000 emekliye, düşük maaşlı emekliye yardıma muhtaç olduğu için bunlara yardım yapmak durumunda kalıyor. Her ay 1.000 lira ödeme yapıyor falan. Şimdi baktığımız zaman Etimesgut da yine yoksul ilçelerimizden birisi. Bu yönüyle bunları herhalde şöyle kamuoyunda zaman zaman şöyle yapılır. Mansur Bey örneğin bunu şu anlamda söylüyorum. İlk göreve başladığı zaman işte Mansur Bey geldi, işte yardımları kesilecek, işte ne bileyim yeni başkalarına yardım verecek. İşte belediye işçilerine sizi hepinizi işten çıkartacak, işte yerinize başka işçiler alacak falan gibi. Sizi de böyle korkutacak şeyler olur mu? Yok, zaten ben bu konuda bir fanatik değilim. Benim böyle bir fanatizmim yok. Yani yurttaş, siyasetçi arasında böyle bir fanatizmin olması mümkün olmamalı. Kendi içerisinde eğer hizmete geliyorsanız, hizmet ettiğiniz kitlenin hangi tandansa ait olduğunun bir önemi olmamalı bence. Evet. O da benim anam, babam, kardeşim, aynen, genç arkadaşım. Hepsinin ben orada abisi, kiminin Behzat Ç.'si, kiminin de belediye başkanı olacağım. Ama benim en iyi bildiğim şey halkla beraber yapmak bunu. Halkı dinlemek. Bunu ben mesleğim gereği çok uzun zamandır yaptığım bir iş. 1989'dan beri. İğneyle kuyu kazmak gibiydi benim için. Her bir seyircimi elde etmek. Tabii ya, kolay değil ya. Bir de seyirci elde etmek. Evet, evet. O yüzden de ben bir sanatçıdan olur mu diyen o magazin, bir de öyle şey var ya. Siyasi dedikodular. O soruyu da sormuşlar. Çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Onu da soralım aslında. Şimdi bazıları senin ya sanatçıdan belediye başkanı olur mu sözünü sıkça kullanıyorlar. Evet. Erdal Bey ne dersiniz yani o konuya böyle net bir biçimde, kardeşim yani, niye olmayalım mı? Yani ya herkes oluyor. Yükseğini okumuşum, tiyatro anasal dalını bitirmişim. Yani ülkedeki büyük devrimlerin sebep sonuç ilişkilerinden doğan sanatla ilgilenmişiz. Yani biz akademik bir oyuncuyuz. Yani bir lollipop oyuncu değiliz yani, hani kendi içerisinde televizyon dizilerinde genç çocuklardan biri değiliz. Sahne üzerinde sahneye akıttığımız ter var. Neden olmasın? Yani ben bunu söylediğim zaman işte Ümit Başkanım, Özgür Bey de Erdal dedi şu andaki dedi belediye başkanı Etimesgut'ta mesleği muhasebeci. Bizde doktor belediye başkanları da var. Güzellik uzmanı belediye başkanları da var, mimarlar da var. Var da var dedi. Tabii. Kimse anasının karnından belediye başkanı olarak doğmuyor dedi. Bu hizmet anlayışıdır dedi. Ve bu hizmet anlayışının da senin estetik görüşlerin çerçevesinde çok daha başarılı olacağını, o ilçenin ihtiyacının bu olduğunu eti dökülmüş kocaman bir raporla geldiler karşıma. Evet. Şimdi şöyle bakalım. Geçmiş dönemde de bazı sanatçılar yine belediye başkanlığı falan görevlerinde bulundular. Böyle onların içerisinde böyle temas kuracağınız, ya evet onlardan yararlanacağız bir şey olur mu? Fatma Gürin kendi içerisinde oldu. Rahmetli Fatma Gürin vatandaşlarla ilişkisi tam bir sanatçı ilişkisi içerisindeydi ve bence çok da seviyorlardı. Onun akabinde başka kim var onu pek hatırlayamıyorum. Bir Fatma Girik herhalde. Sizin ondan sonra da derler Erdal Bey var. İnşallah, inşallah. Evet. Erdal Bey, şimdi biraz sanatınızdan da bahsedersiniz. Şimdi oyunlarınız hakikaten sizin aylarca hep böyle bildiğimiz kadarıyla mesela. Yıllarca evet. Böyle kapalı gişe oynayan oyunlarınız var. Bunlara yine devam edeceksiniz evet, tabii ki. Benim niyet pazarlığım oydu efendim. Beni seyircimden ayırırsanız ben biterim dedim. Tabii. Oyunlar devam edecek. Geçen gün bana bir tweetlerde yine böyle söyleniyorlar. Ben gülerek karşılıyorum artık yani. Hani siyasi konjonktürün içerisinde bu tür şeyler olur tabii ki diyorum. Ama ben burnumun dikine gittiğim için oradan devam edeceğim olayı. Oyunlar devam edecek tabii. Ama bu sefer Etimesgut halkı benim tiyatroma değil, ben onların mahallesine gideceğim oyunlarımla. He. Çünkü o mahalleden düşünsenize bir aileyi çıkartmak ki en uzak ilçe Ankara'nın merkezine. Ta Çankaya'ya getirmek mali olarak onları biraz zorluyor. Ama orada biraz daha ucuz ama kültürel yapıyı, sosyolojik yapıyı, siyasi yapıyı irdeleyen oyunları Etimesgut'ta oynamaya İnşallah devam edeceğiz. Yani bir yerde siz kendi sanatınızın yanı sıra arkadaş çevrenizin, işte tiyatro dünyasından, onları da herhalde orayı bir sanat merkezi haline dönüştürmeyi kafanızda var. Niyetim Etimesgut'u bir marka haline getirmek. Evet. Şimdi efendim şöyle baktığınız zaman yıllardır işte Türkiye'de seçimler yapılıyor. AKP iktidarını nasıl buluyorsunuz bir sanatçı olarak? Aslında AKP iktidarının sebep-sonuç ilişkisi yüzünden ben devlet tiyatrolarından istifa ettim. Gerçekten. Evet. Ordu'daydım, bir turnedeydim. Ordu Gençlik Kolları'nda Recep Bey'in bir konuşması vardı. Ya bu sanatçılar çok ileri gittiler. Parasını biz veriyoruz kardeşim. Bizim istediğimizi yapacaklar dedi ki devlet tiyatrolarının kendi içerisinde özerk bir yapısı vardır. Hangi tandansa ait olursa olsun o çeşitlilikte oyunlar oynanmak zorundadır. Adı üstünde devletin tiyatrosu. Evet. Şimdi böyle olunca baktık iş olacak gibi değil. İstifa ettik. İstifa ettik ve tatbikat sahnesini kurduk. İyi ki de kurmuşuz. Eyvallah olmayan bir tiyatro oldu açıkçası. Evet. Yani bazı şeyler de hoş sonuçlar doğuruyor tabii ki. İyi ki de öyle olmuş. İyi ki de o lafı etmiş. Şimdi iktidarın sanata bakışı işte... Öyle bir şey yok efendim. Yok mu bakış? Hiç mi bakışı yok? Öyle bir şey yok. Bilmiyorlar ki. Bilmiyorlar. Birçok siyasi parti de bunu bilmiyor. Olmaz öyle. Yani şöyle söyleyeyim, sanat ve sanatçıyı bir organizatöre para vererek halkla buluşturmak değildir sanat. Sanat, sosyo-kültürel yapıyı iyi irdelemek, onun üzerine uygun oyunu seçmek ve bunu seyirciyle buluşturmaktır. Bir ayna olması gerekir. Bu düşüncede değil hiç kimse. Evet, yani şöyle her yıl işte değişik yerlerde festivaller yapılıyor, işte tiyatro gösterileri yapılıyor. Bunlar yeterli mi görmüyorsunuz yoksa nasıl söylemek lazım bilemiyorum. Gereken ehemmiyette davranılmıyor. Tiyatro sanatı çok pahalı bir sanattır efendim, çok pahalı bir sanattır. Yani orada iki sandalye bir heves değildir yani. Festivalde de bu iki sandalye bir hevesi gösterdiler hep. Ne yapalım bizim tiyatrocular da paraya ihtiyaçları var. Karınlarını doyurmak zorundalar. Ama her seferinde gösterilen bu ehemmiyetsizlik karşısında o arkadaşların hepsi kalbi buruk bir şekilde ayrılıyor. O yüzden sanatçıyı sularsanız eğer bu ülke yeşerir. Çok nettir bu. Ama bunun için de incelik gerekir, nezaket gerekir. Siyasette de sanırım bu unutuldu. Umarım bu tekrar hatırlanır. Evet. Şimdi gittiğiniz yerde seçim bölgenizde diğer siyasi partilerle ilişkileriniz nasıl olacak? Yani diğer adaylarla ilgili. Bir de oradaki bazı adaylar, adaylar diyelim ki, onlar sizin aday gösterilmenize biraz karşı çıktılar. Gerekçesi şahsınızla alakası yok, önce onu söyleyelim. Yani biz yıllardır burada hizmet ediyoruz, işte yıllardır siyaset yapıyoruz. Dışarıdan birisi olarak nitelendiriliyor. Dışarıdan birisinin gelmesini, hatta bu yönüyle daha önceden de bir bildiri yayınladılar. Dışarıdan aday istemiyoruz. Dışarıdan olduğumu kabul etmiyorum tabii ki. O konuya bir açarsınız. Ben her gün evlerin içerisine girdim onlarla beraber. Onların düşüncelerini televizyondan sesli bir şekilde ifade ettim. Bu çok normal. Yani bir şeye emek veriyorsunuz, bir şeyi hayal ediyorsunuz, onu olmak istiyorsunuz ama hop yukarıdan birisi diyor ki hayır kardeşim o ilçenin ihtiyacı budur. Bu kişi olacak ki doğrudur da. Tahlilleri. Ben bunu çok söyledim Ümit Bey'e, il başkanımıza. Kimsenin emeğinin önüne geçmek istemem efendim dedim. Erdal dedi, bu mesleği bilen kimse yok partide. Yani seyirciyle, vatandaşla onların sosyo-kültürel yapısını yükseltecek bunu bilen bu kanalda, bu damarda arkadaşımız yok. Evet hepimiz şehircilik konusunda okuduğumuz zaman bir şeyler öğrenebiliyoruz tabii ki. Hepimiz zeki insanlarız. Ama sanat konusu nasıl diyeyim bir ayrıcalıktır. Kesinlikle. Efendim son 5 dakikamıza girdik. Erdal Bey'in sahnede, sinemada böyle anlatacağı ilginç, unutamadığı bir iki anı vardır herhalde. Var tabii. Mutlaka vardır. Tabii. Valiyi çekiyoruz o zaman. Eskişehir'in köylerindeyiz. Gittik orada bir kahveye. Kahvede oturduk. İhtiyar heyetiyle falan sohbet ediyoruz falan filan. Adamlardan bir tanesi geldi bana dedi ki, sayın valim dedi, şu çocuk dedi sizin gerçekten vali olduğunuza inanıyor. Ne olur gözünüzü seveyim. Yani o çocukla ona göre irtibat, iletişim kurun. Yani, tabii ki tamam dedim yani. Herhalde var dedim yani bir özürü. Ona da demişler ki bu adam kendini vali zannediyor. Vali gibi davran ona. Yani köy seyirli koyunları işte buradan çıkıyor. Yani yaklaşık bir hafta güldüm ben buna. Evet. Benim için çok özel bir durumdu. Oturdular, seyrettiler bizi saatlerce. Evet. Böyle bir anımız vardır ya siyasetle ilgili. Evet. Tiyatro ile ilgili efendim neyimiz var? Bir Delinin Hatıra Defteri bu kadar yıllardır oynuyor böyle, hep sürekli kapalı gişe. Evet. Onda ne oluyor efendim? O bize yalnız şöyle oldu. Sahnenizde geçmişte daha böyle yükseklerden. Gençtik o zaman. Uçuyordunuz. Daha da gençtik o zaman. 30 yaşındaydık şimdi. İşte 50 yaşına geldik. Evet. Biraz daha böyle kontrollü bir şekilde oynamaya çalışıyoruz. Ama yani sanırım Türk tiyatrosu tarihinde ender oyunlardan bir tanesi. Bir Delinin Hatıra Defteri. Ama size de yakışıyor efendim o role. Delilik biraz yakışıyor, evet. Normal değil mi şimdi? Ana Arnavut, baba Laz yani. Hani biz ne yapalım? Kanda var. Anladım efendim. Şimdi efendim son olarak seyircinize, izleyicilerimize, Etimesgutlulara son sözlerinizi alalım. Etimesgut halkı gönlünü rahat etsin. Öyle bir marka olacak ki o şehir. O kadar şanslı bir ilçe ki orası. Çok mutlu olacak oradaki insanlar. Çok mutlu olacaklar. Evet. Benim hedefim, özlediğim de bu zaten. Pandemi sonrası savaş, Güneydoğu'daki durumlar, seçimler, insanların üstüne bu siyasi mobbing o kadar yüklendi ki vatandaş nefes almakta güçlük çekiyor. Para vermek zorunda değiller. Her şey parayla yapılacak diye bir kural yok. Evet. Ama gidip evinden çıkıp yürüyerek gelmesi bile benim için yeterli bir mutluluktur açıkçası. Erdal Bey, anladığım kadarıyla yalnız siz Etimesgut'ta sınırlı kalmayacaksınız. Yok, hayır. Seçim döneminde özellikle herhalde bütün ilçelere de Ankara'da dolaşacaksınız gibi geliyor bana. Valla Mansur Başkan, Büyükşehir Belediye Başkanımız bir telefon etse, Erdal gel bakalım buraya dese koşa koşa giderim. Bir eksik varsa Büyükşehir'in koşa koşa halledebilecek enerjiye sahibim. Bu enerjimi de seyircimden alıyorum tabii ki. Bazı şeyler gidermek için bir daha onu sormak gerekiyor. Mansur Bey'le herhangi bir sorununuz, herhangi bir anlaşmazlığınız falan yok değil mi efendim? Mansur Başkan'la benim hiçbir problemim olamaz. Mansur Başkan'ın da inanın ki benle ilgili hiçbir problemi olamaz. Behzat Ç.'yi çekmeye gittiğimiz zaman oturup saatlerce konuşmuşluğumuz var. İkimiz de birbirimizi iyi tanıyoruz gibi geliyor. Tabii ki çok fazla vakit geçirmiyorsunuz ama bazen idealler ortak olduğu zaman evet, gerisi teferruat oluyor. Anladım. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Ve Sisler Bulvarı'nın sonuna geldik. Erdal Beşikçioğlu Bey'e, diğer adıyla Behzat Ç.'ye, diğer adıyla Vali Bey'e teşekkür ediyoruz. Aslına bakarsanız geçenlerde o da dikkatimi çekti. Ümit Bey, il başkanı size sayın valim diyor. Başka birisi sayın komiserim diyor. Böyle ilginç de. Evet, yani ilde çok enteresan bir heyecan da yaratıldı. Bugün her zaman böyle mi Ümit Başkanım dedim ya. Senin de biraz etkin var dedi ki bu çok hoşuma gitti tabii ki. Çok teşekkür ederim. Teşekkür Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Ve Sisler Bulvarı'nın sonuna geldik. Sayın Erdal Beşikçioğlu'na teşekkür ediyoruz. İyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.